Merhabalar, bugün sizlere kaş vitamini uygulamasından bahsedeceğim. Öncelikle kullandığım üründen bahsedeyim. Esthermo MD Eyebrow Serum kullanıyoruz. İçerisinde ödüllü aktifler var. Bunlardan bir tanesi İsviçre elması. İlk bitkisel kök hücre olmasıyla ilgili de 2008 yılında ödül almış bir bileşen. İçerisinde birçok vitamin var. B2 vitamini, pantenol, B3 vitamini, niasin gibi. Ve daha da önemlisi 17 tane bitkinin ekstresi bulunuyor. Çevresel faktörlerden ve psikolojik faktörlerden dökülen kaşlarımızı canlandırmak ve gürleştirmek için kullanıyoruz. Mikroblading ve mikropigmentasyon işlemleri bu dönemlerde çok moda. Buna ek olarak kişinin kendi kıl köklerini güçlendirerek doğal bir görüntü elde ediyoruz aslında. İsterseniz uygulamaya geçebiliriz. Öncelikle kişiye uygun kaş tasarımını yapıyoruz. Yine mikroblading ve mikropigmentasyon işleminde olduğu gibi. İsterseniz çizime başlayalım. Bunun için kaş cetvelleri ya da ip kullanabilirsiniz. Ama ben artık pratik olduğu için kendim çizeceğim. Evet, kaş çizimini yaptık. Şimdi Esthermo MD Eyebrow Serum'u uygulamaya geçebiliriz. Geçmeden önce bu kaş işlemleri için tasarlanan ufak usturalar var. Ustura yardımıyla seyrek olan bebek tüyleri, daha doğrusu büyümeyen, artık biten bebek tüyleri aktive etmek için usturayı kullanacağız. Burada amacımız bir fiziksel aktivite başlatmak. Önce bu işlemi yapıyoruz. Ustura yardımıyla seyrekleşen bölgelerdeki bebek tüyleri biraz kazıdık. Çok fazla değil, hiçbir farklılık gözükmüyor zaten. Çok ince aralara girerek ufak bir kazıma işlemi yaptık. Az önce de söylediğim gibi burada amacımız önce bir fiziksel aktivite başlatabilmek. Şimdi vitamini zaten kıl köklerinin diplerine yedireceğiz. Çift taraflı olarak hem fiziksel hem kimyasal aktivasyonu başlatacağız. Artık bu bölgedeki bebek tüyler uzamaya başlayacak ve seyrek görünüm ortadan kalkacak. Pastör pipet yardımıyla serumu alıyorum. Çok fazla değil, 3-4 damla yeterli olacaktır. Çalışmak istediğim bölgeye 3-4 damla damlatıyorum. Daha sonra dermapanca yazımın ucunu 0,5 mm'ye ayarlıyorum. Burada kişinin acı hissiyatı çok önemli. Eğer 0,5 mm'de çok fazla acı hissetmiyorsa düzenli olarak danışana sorarak milimetreyi arttırabiliriz. 1 mm'nin üzerinde çalışılmasını tavsiye etmiyorum. Şimdi dermapanca yazımı çalıştırdım. Serumu kıl köklerinin diplerine kadar iletiyorum. Çok fazla burada hareket yapmamaya çalışıyorum çünkü sağlıklı olan kıl köklerinin diplerine de zarar vermek istemiyorum. Aynı işlemi sol kaşa da uyguluyoruz. Yine seyrek olan bölgelere 3-4 damla eyebrow serumu damlatıyorum. Dermapanca hızıyla kıl köklerinin diplerine serumu gönderiyorum. İki kaşa da uygulamayı yaptık. Kaş vitamini kıl köklerinin diplerine yedirdik. Daha sonra eyebrow gel var, devam ürünü. Bunun üzerine uygulayacağım ve üzerinde bekleteceğim. Danışanlarımıza bu ürünü almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bakıma ek olarak bunu kullanıyorlar. Her akşam yatmadan önce kaşlarına eyebrow jeli sürmelerini istiyoruz. Son aşama olarak da eyebrow jeli kaşa yedireceğim ve üzerinde
silmeden bırakıyoruz. Parmak uçlarımızla ürünü yedirdikten sonra işlemimizi sonlandırıyoruz.